Cumhurbaşkanının koruma ekibinde görev yapan polisten açığa alınmaktadır. FETÖ hala ayakta, uyuyan hücreleri vasıtasıyla hala faaliyettedir. Türkiye bu kamburla daha fazla mesafe alamayacaktır. Türk milleti bu illete, bu soysuz örgütün gizli ya da açık üyelerine daha fazla sabır ve tahammül gösteremeyecektir. Eğer ip inceldiyse kopsun diyoruz. Ak koyun, kara koyun ortaya çıksın istiyoruz. Yüzleşelim, hesaplaşalım, hainleri hesaba çekelim iradesindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Başbakan'a çağrıda bulunuyorum. FETÖ'nün son mensubu, en son ferdi yakalanıp adalete teslim edilesiye kadar durmak, beklemek, gecikmek, hafif almak. Dün yanımızdaydı, yakınımızdı, arkadaşımızdı, vefaydı, şuydu buydu demek haramdır. Bunlara karşı mücadele ise sonuna kadar helaldir. Milliyetçi Hareket Partisi diğer terör örgütlerine karşı olduğu gibi FETÖ'yle mücadelede ön şartsız destek verecek, devlet ve millet bekasını korkusuzca can pahasına müdafaa edecektir. Bizim Pensilvanya'dan kumanda edilip bombalanacak ve ele geçirecek ülkemizin olmadığını dosta da düşmana da gösterelim. Türkiye hainlerden kat be kat büyük ve kudretlidir. Sabırsızlıkla arzulanan kutlu mıntıka temizliğiyle devletimizi güvenceye, milletimizi güçlü ve huzurlu istikbale taşımak boynumuzun borcudur. Unutulmasın ki bu kararlı duruş ve azmimizden bir adım geri atan, en ufak bahane arayan namettir, namet kalacaktır. CHP'nin freni patlamış kamyon gibi kontrolsüz tavrı ise bizzat kendisini küçük düşürmektedir. Müflis CHP ile öyle bir kısır döngüye düşmüştür ki YSK kararının seçim güvenliğine yönelik bir darbe, halkın iradesine yönelik bir kumpas girişimi olduğunu söyleyecek kadar yüzsüzleşmiştir. 16 Nisan'a gölge düşürmek amacıyla mühürden başlayan tartışmaların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar uzayacağı görülmektedir. CHP havanda su dövmekte, kışkırtlı cepheleşmeden ne kazanırım arayışındadır. Milli irade 16 Nisan'da hükmünü vermiş, konuyu kapatmıştır. Sandıkta kaybedenlerin milletimizin demokratik ve hür seçimiyle verdiği kararı çarpıtmaya kalkışması ve bundan zafer umması hezeyandır. CHP'nin artık uyanması, girdiği komadan çıkması, hayat beklentileri vermesi içten tavsiye ve temennimdir. Ancak şunu da biliyoruz ki vermezse Mahmut ne yapsın Mahmut? 6 kaval üstü şişane mantık ve anlayışla bir yere varmak, bir neticeye ulaşmak nafile gayrettir. Kargayı kılavuz seçenlerin çam devirmekte ulaşacağı heveslerin birer birer güme gideceği talihin değil, failin eseridir. CHP ve kader ortağı HDP ne yaparsa yapsın hükümet etme sistemi değişmiş, Türkiye mazisiyle uyumlu ancak düzeltilmiş bir rotada ilerlemeye başlamıştır. CHP ne hazindir ki milleti duymaktan acizdir. Yazıklar olsun ki Atatürk'ün kurduğu parti can kulağıyla cezaevindeki HDP'li eş başkanının sözde müthiş düşüncelerini dinlemekle meşguldür. 16 Nisan üzerinden partimizi töhmet altında bırakmaya çalışan zeka ve ahlak özürlüleri uydurup tez ve söylemlerine inatla devam etmektedir. Bazı sözde araştırma şirketleri mal bulmuş mağribi gibi 16 Nisan halk oylaması sonuçlarını atlamış, partimize oy veren kardeşlerimizin üçte birinin evet, üçte ikisinin ise hayır dediğini açıklamışlardır. Neymiş efendim? MHP yarılmayla karşı karşıyaymış. Bunların öğüttüğü yalan, savurduğu palavradır. Buradan diyorum ki, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerimizin hangi oranda evet,
hangi oranda hayır dediğini ispatlamayan, bunu somut bilgi ve belgelerle kamuoyuna paylaşmayan alçaktır, şerefsizdir. Orta meydan, bizim alnımız açık, sözümüz doğru. Ne diyorsak o. Milliyetçi Hareket Partisi 16 Nisan'da evet demiş, gereğini, verdiği sözü yerine getirmiştir. Fikri kırılma, vicdani yarılma, zihni bunama yaşayan bazı sözde gazeteci, çeyrek aydın ve uyduruk araştırma şirketleri şanslarını daha fazla zorlamasın, sırtımızdan daha fazla kurban kesmeye yeltenmesin. 16 Nisan'da Türk milleti mührü, aklı ve mensubiyeti mühürsüzlerin tam alnı çatına basmıştır. Ve Türkiye farklı bir evreye geçmiştir. Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin kabulüyle birlikte Sayın Erdoğan'ın parti üyeliği de gündeme gelmiştir. Doğal olarak bu hem Cumhurbaşkanı'nın hem de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bileceği bir şeydir. Hariçten gazel okumaya gerek yoktur. Yeni sistemle birlikte Cumhurbaşkanı'nın partisiyle bağ tekrar kurulabilecektir. Beklendiği üzere bu üyeliğin bugün gerçekleşeceği de daha önceden açıklanmıştır. Böylelikle fiili durumun hukuki bünyeye kavuşması sağlanmış olacaktır. AKP'nin 21 Mayıs'ta yapacağı olağanüstü kongresi de yine kendi iç dinamiklerinin ve inşa edilen yeni sistemin sonucudur ki bizim de buna hayırlı olsun demekten başka yapacak ve söyleyecek bir şeyimiz olmayacaktır. Bundan böyle bilhassa FETÖ ve PKK ile kıran kırana bir mücadele hedef olmalıdır. Artık hiçbir mazeret kalmamıştır. Neye ihtiyaç duyuluyorsa vardır ve ortadadır. Milliyetçi Hareket Partisi terörizmin belini kırmak için devleti ve hükümetiyle bir ve beraberdir. Çok şükür teröre karşı sert ve şiddetli bir mücadele sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri ilk kez Irak'ın Sincar bölgesiyle Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karakoçak Dağı'ndaki terör hedeflerine hava harekatı düzenlemiştir. Caniler inlerinde bombalanmıştır. 15 Aralık 2005'te medya kuruluşların temsilcileriyle yaptığım toplantıda gerekirse Kandil Dağı'nda bir gece görünmekte yarar var demiştim. Bu açıklamamın üzerinden geçen 12 yıl sonra Sayın Cumhurbaşkanı da TÜMSİAD'ın 7. Genel Kurulu'nda vakti saati geldiğinde ne yapacağımızı biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz kararlılığını seslendirmiştir. Türk Cumhuriyeti Devleti nerede hain varsa, nerede kuyumuzu kazmak, infazımız için el avuşturan canavar bulunuyorsa bir gece ya da görünmeli ya da ansızın gelmelidir. Devlet olmak budur, bunu gerektirecektir. Bu itibarla Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkış ve iradesi değerlidir. Ve Milliyetçi Hareket'in özlediği ruh bundan ibarettir. Terörizmle mücadele halindeyken dost ve müttefik ülke ABD'nin hem nalına hem de mığına vurması abesle iştigaldir. Geçen haftaki hava harekatımızın peşinden PYD-YPG'nin yanına koşan bazı ABD'li subayların görüntülenmesi işler acısıdır. Yine geçen hafta YPG paçavralarının taşındığı bir konvoy içinde ABD bayraklarının da taşınıp dalgalandırılması en hafifiyle ifadeyle teröre çanak tutmak, cinayetlere yardım ve yataklık yapmaktır. YPG'li teröristlerle ABD'li askerlerin sınırlarımızla birlikte nöbet tutup devriye gezecek kadar rezalete battıkları medyaya yansımıştır. Sayın Erdoğan'ın 16 Mayıs'ta yapacağı ABD ziyaretinde Başkan Trump'la Suriye ve Irak'taki gelişmeleri paylaşması ve Türkiye'nin meşru haklarını savunması beklentimizdir. Ve anlaşılan da bu olacaktır. Terör örgütü IŞİD'le mücadele kılıfı altında ABD'den açık destek alan terör örgütlerinin sınır karakollarımıza yönelik saldırılarında tank savar ve Stinger füze kullandıkları ile ilgili iddialar gündeme bomba gibi düşmüştür. Bu doğru ise topraklarımıza, vatan evlatlarımıza
füze fırlatan caniler gerçekte emri kimden ve nereden almışlardır? PKK YPG kullanmaktadır ve de kan dökmelerinin önü açılmaktadır. 16 Nisan'dan sonra terörle mücadelede şehit olan 15 kahramanımızın karına asıl kimler girmiş, hangi amaçlarla saldırı talimatını vermişlerdir? Huzurlarınızda şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize ve silah arkadaşlarına başsağlığı niyazlarımızı tekrarlıyorum. Ve şu hususu bir kez daha vurguluyor ve beyan ediyorum. Türkiye'nin güney sınırları boyunca açılacak her fitne koridorunu imha etmesi hakkıdır. Uluslararası hukukun gereğidir. Kürdistan'ı inşa etmek isteyen önce kendi mezarı anıtını yaptırmalıdır. Türk milleti bölünmeye, parçalanmaya izin vermeyecek, düşmanca saldırılara karşı asla pes etmeyecektir. Mutlaka başaracağız, mutlaka sonuç alacağız ve de Türk milletine yan gözle bakan kuşun bile yuvasını bozmaktan kaçınmayacağız.